Hazreti Ali'den öğütler. 70. öğüt. Atım arka bacağından yara almaz savaşta. Yaralanırsa göğsünden yara alır. Bundan daha güzel, daha açık ne ararsın? Ali kaçmadı ki kimseden. Arkasından bir ok atsınlar, atını bacağından vursunlar ya da kalçasından. Hep önde gitti, hep şahlandı atıyla. Atım yara alırsa göğsünden yara alır diyor, almaz arkasından. Arka çeviren bir zat değil o, şahlanan bir zat. Kendisinin ne kadar iman dolu bir kişi olduğunu, ne kadar korkusuz bir kişi olduğunu söylüyor burada Hazreti Ali. Bakın Kur'an'da çok güzel bir ayet vardır, şöyle buyurur. İman edenler, ancak peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Hucurat Suresi 15. ayet. Herkes bir yere kadar Hazreti Peygamber için hizmetlerde bulundular ama bir zaman geldi geri adım attılar. Fakat Hazreti Ali Efendimiz hiç geri adım atmadı, hep ön saflarda savaştı, yeter ki Hazreti Muhammed'e bir zarar gelmesin, ona bir kılıç, bir ok isabet etmesin diye hep kendini ona siper etti. Hazreti Ali'nin bir lakabı vardır, Allah'ın arslanı. Fakat hakikatte o Hazreti Muhammed Efendimizin arslanıdır. Arslan ateşten kaçar ama bu arslan öyle değil. O hiç sakınmaz, ateşe de dalar sevgilisi için. Nitekim Hazreti Muhammed bir hadisinde şöyle buyurur ve der ki: La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Ali'den daha yiğit er, Zülfikar'dan daha keskin kılıç yoktur. Hüdavendigâr Mevlana da şöyle bir açıklamada bulunur. Hazreti Ali'nin Zülfikar'ı ne kadar keskinse, ilmi ondan daha keskindir. Hazreti Ali, çocukluğundan itibaren Hazreti Muhammed Efendimizin eğitiminde yetişti. Hazreti Muhammed 40 yaşında peygamberliğini ilan ettiği zaman, Hazreti Ali 20 yaşlarındaydı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın güzelliklerini yad edişi çok hoşuna gittiği için, bir gün ona sordu, ''Ya Resulallah'' dedi, ''Sen Allah'tan çok güzel tebligat veriyorsun, onu çok güzel anlatıyorsun, neden şimdiye kadar halkı Hakk'a davet etmedin?'' İşte Hazreti Muhammed'in verdiği cevap, ''Ben doğuştan hem Nebiyim hem Veliyim. Dini beraber yayalım diye seni bekledim ya Ali.'' Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'e olan imanından aldı gücünü ve her zaman onun yanında yer aldı, onu canı pahasına korudu. Dikkat ederseniz Zülfikar iki başlıdır ama gövdesi birdir. Hazreti Muhammed ile Hazreti Ali de iki görünürler ama hakikatte birdirler. Onlar bir nurun, bir ruhun varisleridirler. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.